Merhaba şifre izleyenleri, ben Erdem Papuççuyan ve bugün gördüğünüz gibi HTC Desire 828 adlı modelin incelemesiyle karşınızdayız. Detaylı incelemeye geçmeden önce hemen bir teknik özelliklerini söylemek istiyorum size. Cihaz 5.5 inçlik Full HD bir ekran ile geliyor. IPS LCD bir ekran bu. MediaTek işlemci kullanılmış cihazda, MT6753 işlemcisi, grafik işlemcisi olarak Mali-T 720, 16 GB'lık dahil depolama, 2 GB'lık RAM mevcut. Arkada OIS destekli 13 megapiksellik kamera, önde 4 megapiksellik ultra piksel kamera kullanılmış ve son olarak bataryasına gelecek olursak 2800 mAh'lik bir bataryası var cihazın. Evet arkadaşlar, cihazın tasarımıyla hemen incelememize başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi cihazın tasarımıyla devam ediyoruz. Cihaz 7.9 mm kalınlığında ve 148 gram ağırlığında 5.5 inçlik bir cihaz için kabul edilebilir rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın sağ tarafında gördüğünüz gibi ses açma kısmı ve güç tuşu bulunuyor. Sol tarafında slot girişleri var, hemen şöyle gösterelim. SIM yuvası ve microSD kart yuvası var. Ortada aslında ikinci bir SIM yuvası var çünkü global anlamda işte çift SIM kartlı model de var ama gördüğünüz gibi Türkiye'deki modelde kapatılmış olarak geliyor ama çift SIM kartlısını da bulabilirsiniz internetten özellikle. Üst tarafında hemen jack girişimizi görüyoruz. Alt tarafında da microSD girişimiz var. Sağ tarafa konumlandırılmış. Tasarımın en büyük detaylarından biri gördüğünüz gibi boom sound hoparlörleri görüyorsunuz ön tarafta. Aslında bu biraz işte hem olumlu hem olumsuz bir özellik çünkü çerçevelerin kalınlaşmasına neden oluyor. Özellikle onunla alakalı değil ama özellikle kenardaki çerçevelerin kalınlığı göze çarpıyor. Ekran kısmında da bahsedeceğiz zaten. Cihazın ekran gövde oranı %67, hani ortalamanın altında kaldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında plastik bir yapıya sahip güzel bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Hani çok elegan, çok şık bir cihaz olmasa da kesinlikle kabul edilebilir bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta da hemen sol üst tarafta kamerasını ve flaşını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, dilerseniz ekran kısmıyla devam edelim. Dediğimiz gibi 5.5 inçlik Full HD bir ekran bu. IPS LCD teknolojisi kullanıyor. IPS olduğu için renkler gerçekten başarılı. Hani her renk olması gerektiği gibi görüyorsunuz ve cihazın keskinliği gerçekten muazzam. 401 ppi değerine sahip ama cihazın ekranıyla ilgili en büyük sıkıntım tabii ki HTC'nin birçok cihazında olduğu gibi ekran gövde oranında %67 ekran gövde oranına sahip bu cihaz. Hani 70'in altı ortalamanın altında kalıyor diyebiliriz. O yüzden 67 çok iyi bir rakam değil. Tabii bunun nedeni aslında biraz boom sound hoparlörler. Bunu da söyleyelim. Ekranıyla ilgili tek sıkıntı aslında ekran gövde oranı. Bunun dışında başarılı bir ekran olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Keşke çerçeveleri biraz daha ince olsaydı. Dilerseniz hemen şimdi performans kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de HTC Desire 828 modelinin arayüzüne bakacağız. Zaten HTC'nin Sense arayüzünü bildiğiniz gibi çok sade bir arayüz, hızlı, akışkan bir arayüz olduğunu söylüyoruz. Bu cihazda da öyle, hani işlemci, şu bu fark etmeksizin ciddi anlamda hızlı bir arayüzü var. Bu cihazda da herhangi bir takılma olmuyor. Bunu hemen belirtelim, öyle bir kendi sitemize de girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sekmeler arasında hızlı bir şekilde dolaşabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı olmuyor bu cihazda, en azından herhangi bir takılma gerçekten görmüyorsunuz. Hızlı bir cihaz olduğu, performans anlamında en azından günlük işlerinizi yaparken hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Hemen şuradan bakalım, cihazın tema desteği de mevcut. Tabi üye olup sonrasından hesabınızı açmanız ve temaları izlemeniz gerekiyor. Şu an bizim temalarımız boş. Buradan temalara bakabilirsiniz. Herhangi birini indirip kullanabilirsiniz. Bir sürü tema desteği var. Bu gerçekten HTC'nin başarılı özelliklerinden bir tanesi, tema desteği. Çünkü hani launcher yüklemekle uğraşmak istemezsiniz ve bunu kullanmak isteyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan o hesap oluşturarak istediğiniz temaları kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz biraz oyun oynayalım ve cihazın sentetik testlerinden bahsedelim. Sonra geri dönelim.
Evet arkadaşlar, HTC Desire 828'in sentetik test sonuçlarına gelecek olursak cihaz AnTuTu'da 41.473 puan alıyor. Geekbench 3 testinde tek çekirdek performansında 691, çoklu çekirdek performansında ise 2846 puan aldı. Basemark OS testinde 792 puan alan cihaz aynı testin ilk versiyonunda ise 4209 puan almış durumda. Grafik performansını ölçen 3D Mark testinde 6897 puan alan cihaz, yine grafik performansını ölçen GeForce Bench testinde Manhattan'da 4.5 FPS, Manhattan Off screen'de ise 4.3 FPS aldı ve son olarak PC Mark'ın Work kısmında 4032 puan aldı. Evet arkadaşlar, şimdi telefonun kamera kısmına geldik. Gördüğünüz gibi çok sade bir kamera arayüzü var. Buradan efektleri görebiliyorsunuz. Selfie var, kamera var, panorama var modlarda. Tabii buradan farklı özellikler, farklı modlarda ekleyebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Çok hızlı odaklama yapabiliyor. Bunun nedeni aslında OIS, yani optik imaj sabitleyicisi. Bu gerçekten güzel bir özellik. Ana kamerada mevcut. Yani 13 megapiksellik bir ana kamerası var cihazın. Full HD kayıt yapabiliyor 30 FPS olarak. Ön kamerada yine aynı şekilde Full HD 30 FPS kayıt yapabiliyor. İkisi de gerçekten başarılı. Ön tarafta ise 4 ultra piksel teknolojisi kullanılmış. Yani gerçekten bu da HTC'nin hani cihazlarında gördüğümüz bir ön kamera teknolojisi. Ana kamerada da kullanıyordu. Bu cihazın ön kamerada 4 ultra piksel olarak karşımıza çıkmış. Ön kamerasında başarılı selfie'ler çektiğini söyleyebiliriz. Hemen yine bakalım şuradan çektiğimiz fotoğraflara da. Bakalım, gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde fotoğrafları açabiliyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Ön kamerada ise HTC'nin cep telefonlarında kullandığı ultra piksel teknolojisi kullanılmış. 4 ultra piksel mevcut ön kamerada, hemen onu da gösterelim. Ama başarılı selfie'ler çekmek için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle bir tane selfie çekelim. Gördüğünüz gibi buradan güzel selfie'ler çekebiliyorsunuz 4 ultra piksel sayesinde. Yani kamerasının fiyatına oranla çok başarılı olduğunu söylemek mümkün. Hem ön kamerasının hem arka kamerasının, özellikle ana kameranın OIS, yani optik imaj sabitleyicisi desteğinin olması cihazın öne çıkan noktalarından bir tanesi. Evet arkadaşlar, cihazın bağlantı seçeneklerine gelecek olursak Wi-Fi 802.11abgn kullanıyor. Yani 5 GHz desteği bu cihazda mevcut. Zaten yaklaşık 1500 lira seviyelerinde bir cihaz olduğu için böyle bir desteğin olması gerekiyordu. Bluetooth konusunda ise 4.1 kullanıyor. Bu açıdan başarılı diyebiliriz. Son olarak cihazın bataryasına gelecek olursak 2800 mAh'lik bir bataryası var. Aslında kağıt üstünde çok çok büyük bir batarya değil. Aslında performans kısmında çok büyük bir batarya performansı, pil performansı beklememek lazımdı. Yaptığımız batarya testinde 4 saat 33 dakika gibi bir skor aldı. Bu testte ortalamayı yaklaşık 5 saat olarak kabul ediyoruz. Ortalamanın biraz altında olduğunu söyleyebilirim ama HTC'nin gerçekten başarılı bir arayüzü var. Bu başarılı arayüz günlük kullanımda bataryanın daha uzun gitmesini sağlıyor. Bizim yaptığımız test tamamen bir stres testi aslında. Hani %80'den %20'ye sürekli bir işlem harcında nasıl performans gösterdiğini sağlıyor cihazın, ama günlük kullanımda bir günü gördüğünü söyleyebilirim cihazın. Bu açıdan en azından ortalamayı kesinlikle yakalıyoruz. Fiyatına gelecek olursak 1500 lira seviyelerinde bir fiyatı var. Farklı ortamlarda 1400'de de bulunabiliyor. Hani 1400 ile 1500 arasında diyelim. Fiyatı aslında rakiplerine oranla bir tık yukarıda denebilir. HTC'nin genel olarak fiyat politikası böyle aslında. Bu alanda rakipleri çok önemli özellikleri de var. Örneğin işte 13 megapiksellik ana kamerasında OIS, yani optik imaj sabitleyicisi özelliği mevcut. Bu rakiplerin önünde çünkü genelde bu özelliği üst düzey cihazlarda ya da orta üst segment cihazlarda görüyoruz. HTC Desire 828 orta segment bir cihaz. Hani başarılı özellikleri de var, artıları da var, eksileri de var. Fiyatı da dediğimiz gibi 1400 ila 1500 arasında değişen bir fiyatta. Başka bir incelememize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.